benim kitap kurdu arkadaşlarım. Bu hafta size çok güzel kitaplar anlatacağım. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Meraklandırma, anlat hadi. Tamam, bekle, getiriyorum kitabı. İşte kitap bu. Erik çekirdeği. Ne? İncir çekirdeği mi? Bize incir çekirdeğini doldurmayacak bir şey mi anlatacaksın? Hayır ya, incir çekirdeği değil, erik. Yanlış anladın beni. Aa, özür dilerim. Peki bunun yazarı kim? Sence tahmin et. Halegül, bilemedim. Kim acaba? Tabii ki de Tolstoy. İyi de Tolstoy'un kitapları çok kalın. Dili de biraz senin için ağır değil mi Hale? Ya sen bilmiyorsun ya. Tolstoy bu kitabı çocuklara armağan etti. Aa, inan bilmiyordum, şaşırdım. Hadi anlat o zaman. Tamam, anlatıyorum. Sonya adındaki bir kız çocuğu babasının aldığı erikleri gizlice yemiş. Hepsini mi? Evet, hepsini. Peki evdekilere demiş mi ben yedim diye? Kitabın konusu da bu ya. Tabii ki de dememiş. Sanki erikleri hiç görmemiş gibi davranmış. Yalan mı söylemiş? Evet, maalesef. Sonra? Sonra Sonya'ya babası akıllıca bir oyun oynamış. Sonra ne olmuş? Kardeşi var mı? Ağlamış mı? Dur. Orasını da ben söylemem. Sen bu kitabı çekimden sonra ben sana veririm, okursun. Arkadaşlarımız da okur. Arkadaşlarımız var burada, bir tek sen yoksun. Ne anlatıyor kitap? Tamam, dur anlatıyorum. Erik çekirdeği yalan söylememeyi anlatıyor. Dürüstlüğü, doğruluğu anlatıyor. Her zaman dürüst ve doğru olursak hayatımız çok güzel gidecek. Bir şey söyleyeyim mi? Bana da yeşil solucan eriğini hatırlattı. Neyse, görüşürüz arkadaşlar.